Yani ben de düşündüm One bunu. Hepsi sizin Piece mangasının gibi. 983. sayısında mıyız? İncelemesine hoş geldiniz. 84. 83'teyiz abi, 83. 84 değil mi? 83. 83'teymişiz. Doğru, geçen hafta 82 izledik ya. Evet, ne diyorsun abi? Bu da YouTube açacağımız video. İncelemeyle ilgili, manga ile ilgili. Yani şimdi bir dakika. İlk baştan başlayalım abi incelemeye. Tamam, ilk sayfadan başlayalım. İlk baştan başlayalım. Önce Perospero geliyor. Evet. Aşağı in mi? King, bak, Hasır Şapka ayakta Marco. Kalanlar kocana korsanları olacak. Yani diyor ki kocana burada bitecek diyor. Hainlik de yapabilir. Ama şeyde takmış. Bir dakika, bunlar yeni geldi ya, bilmiyor değil mi Kaido'larla Big Mom korsanlarının ittifak halinde? İttifak olduğunu söylüyor burada. Hayır, onu i̇ttifaklı demiyorum. İttifaklı diyor, bozacağım diyor. Bak, in aşağı. Hayır, ittifaklı biliyor. Bu ittifakın var olmasına izin vermeyeceğim günün sonunda diyor. Hayır, bu Big Mom'la Kaido'nun ittifak halinde olduğunu biliyor mu? Niye ki King'e salladı? King'e de salladı bu. Tamam, sinirli çünkü bizi devirdi diyor. Sonra abi olay bitiyor. Geçiyor hemen Perospero. Perospero tek yalnız ha, tek başına geliyor. Tek. Büyük ihtimal gemiden ayrıldı bu. Öndeydi ya bu, geminin düştü, ucundaydı düştü, ya. Aynen, bu düştü. Ayrı düştü demek ki bu. Bu da o sırada kendi planını söylüyor. Bu kocana korsanlarının başına geçmeyi planlıyor. Büyük ihtimal şöyle bir şey de olabilir. Hasan abi diyor ki. Hainlik çıkacak diye bir muhabbet vardı yeni bir hain. Perospero olabilir. Şey diyor ki, Big Mom'a hainlik Hasan abi diyor ki Perospero direkt annesinin tahtına göz koyarak hareket ediyor. Görmüyor işte. One of grubundan değil de koca ana grubundan hain çıkabilir. Mesela şöyle söyleyeyim, savaş sırasında Big Mom zayıf düştüğü bir anda darbeyi Perospero gizlice koyabilir. Öyle değil mi kanka? Aynen, mantıklı. Neden olmasın, sonuçta hepsi korsan yani. Yani. Sonra geliyor yani, işin içine. Abi bunlar koca ananın ölmesini beklerse bunlar ölür, koca ana yine ölmez. Doğru söylüyor. Sonra koca anan kaçıyorlar, koca anan da bunları kovalıyor yine. Zeus'un peşinde o. Bu da Zeus'un peşinde. Zeus gidecek mi? Zeus gitmez. Nami bırakmayacak Zeus. Peki Zeus kontrol edemiyor mu Big Mom? Edemiyor işte. Tamamen Nami'nin kontrolüne geçti Zeus. Nasıl oluyor ya? Meyvenin gücü nasıl oluyor onun eline geçti ya? Meyvenin gücü değil. Kendi ruhundan vermiş ya. Bu biraz daha saf gibi. Aynen. Zeus. Bir de açlığına düşkün koca ana gibi. Lezzetli şeyin peşinden gidiyor. Sanji içeride kalıyor. Ona ne diyorsun? Ya abi şu Sanji bir türlü oturtturamadı böyle. Sanji niye içeride kaldı? Kaptırdı kendini yine. Şey arıyordur o. Genelde aranıyordur o. Hasan abi diyor ki bence ki imparator da burada yıkılacak ama bir şey daha merak ediyorum. Kocan ölünce Zeus'a ne olacak? Anne ölünce güneş sağ kaldı diyor. Aynen, Zeus ya ne olacak? Ya şöyle söyleyeyim, büyük ihtimal ölmezler ki. O da ayrı bir ruh. Kaç yıllık ömür verdiyse artık. Aynen, kaç yıllık ömür verdi acaba Zeus, o da var. Yani sonuçta kendi ruhundan ömür veriyor. Çok garip muhabbet ha. Birini canlandırıyor bildiğin. Ya bilinci düştüğü zaman şu yetenek kaybedilebilir. Doğru diyorsun orada. Öyle bir şey de var. Çünkü meyve kullanıcısı bilincini kaybettiği zaman meyvenin etkisi geçiyor ya. Belki de Big Mom ölürse hepsi ölebilir. Heh. Değil mi? O da olabilir. Ama şöyle bir şey de var. Ölme değil ya, büyük ihtimal ölmezler. De indirilirler. Şöyle bir şey olabilir. Zeus'u Nami hayatta tutabilir. Anladım. Dofide kuş kafes kalktı. Zeus'u Nami hayatta tutabilir. Olabilir. Neyse abi, sonra devam ediyoruz sayılara. Sonra Momonosuke. Momonosuke idam ediliyor. Zaten Luffy'ler falan oraya gidiyor. Onu kurtarmaya gidecekler. Büyük aynen. Ihtimalle. Yamato kestirmeden Luffy oraya götürecek. Ben söyleyeyim. Nami, Luffy, Yamato Luffy ile biraz konuşacak. Ondan sonra kestirmeden Luffy Momonosuke'nin yanına götürür. Oradan da bunlar tam idam edeceği sırada Luffy oradan bir birine bir çakar, artistik bir girişle Momonosuke'yi oradan alır çıkar abi. Meydana çıkar, ondan sonra Kaido çık lan karşıma. Çık karşıma. Zoro abi, Zoro. Zoro milletle kapışıyor. Zoro savaşa başlamış bildiğin. Zoro parlayacak. Sanji'den bekleyeceğimiz parlamanın kat be kat fazlasını, ya ben size o den şey İçeride diyecek ki o burada. Sanji'ye vermedim ama diyecek. Zoro'ya veriyorum diyecek. He, sizi böyle tanıyorum. Sanji ne yapıyor, gene takılıyor boş boş. Hep boş takılıyor ya. Şeyden öyleydi. Türkiye Adası'ndan öyle. Boş boş takılıyor. Boş takılıyor ya. Manita peşinde koşuyor. Hiçbir şey aramıyor ya. Pudiki çok düştü abi. Gözümüzden çok düştü Sanji. Sanji'ye ya niye böyle oldu? Sanji'ye bir farklı bir planı mı var? Yoksa artık monster türüyor artık. Yani nasıl bir hal alacak ya?
Ne lan, Zoro burada adamlarla kapışıyor. Luffy orada birileriyle kapışıyor. Sen ne yapıyorsun? Şöyle bir şey de yapabilir. Savaşa girdiğimizde Sanji'yi biraz parlatabilir belki. Ama benim şöyle bir görüm daha var. Yani artık yeni Monster Trio Sanji, Jinbei, Zoro. Sanji, Jinbei, Zoro mu? Evet. Sanji mi Zoro mu abi? Zoro, Luffy, Jinbei mi? Karıştırdın. Hayır, karıştırmadım ya. Jinbei, Zoro, Sanji. Abi artık he, Luffy... Sen Jinbei, Zoro, Sanji mi? Sanji'nin ne işi var? Monster Trio. E Luffy? Artık, abi Luffy artık korsanlar kral adayı. O Monster Trio olamaz artık o. Anladım. Anladım. Adam Trio'dan... artık komutan yani. Yani doğru söylüyor. Kral. Yani artık o tahtı birine devredecek. Yeni tahtına oturacak adam. Doğru söylüyor. Bir yandan haklı abi. Devam ediyor. Sonra Kitto giriyor yani bir yandan. Bak, Luffy artık Yonko abi. Adam artık ne Trio'su? Monster'la mı kalmış? Adam Yonko ya. Kaptanlığa gidiyor. Şeyliğe gidiyor. Kitto giriyor herkese patır patır. Yalnız şöyle bir durum var. Bak sana bunu daha önce de söylemiştim. Kitto ön safları açması imkansız gibi bir şey. Kitto bir kere daha girmiş buraya. Yani ön safları. Kaido'nun ön saflarını bir kere daha görmüş. Direkt Modostam'a girmiş bu. Aynen, bir kere daha giriyor şimdi. Kalenin içi, Kitto'nun olduğu yer. Ya ben şeyi diyorum, diyeceğim ya. Bu 11 süpernova var ya. Mesela Hawkins. He. Ondan sonra Apo. Evet abi. Ondan sonra Kid. Kid zaten amacı belli mi? Killa, Uruku, Drake. Onlar burada yok da. He. Olanlar için söylüyorum ben. Şey olabilir mi? Bunlar. Bunun kafesine düşmüşler ya artık. Ağına düşmüşler ya. Baktılar indiremeyeceğiz. Bir olacaklar. Yok. Hawkins, Apo, X-Drake. He. Bunlar hani farkında olmadan ama aynı amacı gütmüş olabilirler mi? Yani biz bu adamı nasıl olsa indiremeyiz. Emrin altına gidelim. Girelim. Öyle zaten abi, hep söyle. Bunu indirmenin yolunu arayalım. Ben zannetmiyorum abi. Bu zamana kadar 11 süpernova tarzında bir bildiri yayınlanmamış zaten One Piece'te. Doğru değil mi? İlk bunda. Bu 11 süpernova ilk yani. Aynen. Bu AC grup ilk. Böyle bir AC grup ilk. Neyse abi, sonra bölüm geçince Kitto bayağı iyi saldırıları var. Sonra abi Pepe. O izimrek bak. O izimrek gider atmış abi. Diyor ki Luffy kıytırık ulti için neredeyse Geofos kullanıyor, ona odaklanmış. Ona gideceğiz abi. Daha şimdi oraya geldim. Onu da söyleyeyim. Luffy burada şöyle bir şey var. Normal saldırılarla Zoan meyvesi yemiş grubu indiremezsin zaten. Tabii level atladılar abi artık. Karşıdakiler güçlü adamlar, anladın mı? Aynen. Herkes yenemez. Aynen. Ama o da biraz da onu göstermeye çalışıyor. Bak bu karşıdakiler pleb değil, Kaido'nun sağlam adamları demeye çalışıyor. Yani şöyle bir şey var. İlk zamanlarda karşılaştığı adamlarla şimdiki karşılaştığı adamları kıyaslamamak lazım. Şimdi Gears Secondo'yla tutup da bunları indirmeye çalışması da zaten saçma olur. Bu sefer de diyeceğim şöyle bir soru gelecek. Gear Force'u kullanıyor diyorsun diye soru soruyorsun. Şöyle bir soru sorayım ben de sana. Gear Secondo'yu kullansa bu sefer de şöyle bir soru gelecek bize. Yonko'nun adamları bu kadar güçsüz mü? Luffy'nin ikinci videosu. Aynen abi, bu resmen haterlık ya. Nefret etmek bu seri. Seriden uzaklaşmak. Hasan abi demiş ki annen neredeyse kullanıyor, çok güçlü diyor. İlk 3'ten sonra gelen uçan altılı. Yani abi yani zaten burada Luffy şey diyor. Burada diyor, şey diyor. Luffy şey diyor. Güçlülermiş diyor. Hafif almışım diyor hatta. Hafif almışım diyor yani. Kendini kasmamış. Hani ne bileyim. Kendini tam hazırlamamış yani. Yani. Ya. Kız sonuçta yani ne kadar güç kullanabilir bana diye gidiyor. E şimdi şöyle bir şey, Luffy de Gear Force artık şey gibi kullanıyor. Ciklet gibi açıyor kapatıyor. Aynen. Açıyor vuruyor kapatıyor. Yani. Gear Secondo gibi. Aynen şey gibi değil yani. Doflamingo'da gibi son haddesine kadar kullanmıyor. Yani belirli kullanıyor, kapatıyor hemen geri. Yani kontrollü kullanıyor. Aynen. Bunlar da. Farkındaysanız geliştirdiği yeteneği de daha kullanmaya başlamadı. Ryo'yu daha kullanmadı aynen. Bir de şöyle bir şey var. Artık en güçlü yetenek Luffy'nin öğrendiği yetenek, Ryoko. Öyle değil mi kardeşim? Yani ya neyi yenemez Luffy? 1.5 milyon ulti en fazla 500 olur. O da en fazla Yonko adamları diyorsun. 100 tane adamına karşı Gear Force kullanacak. Kaido Gear Kaş kullanacak. Abi onunla alakası yok. Gear Force'u normal. Diyor ki hani
Hani diyor ki Luffy diyor 1.5 milyon beri. Ulti diyor en fazla topu 500 milyon belidir diyor. Tamam mı? Sen diyor bu adamlara karşı diyor. Yonko adamları diyorsun. 100 tane adamına karşı diyor. 100 tane ama 100 tane ulti yok ya abi. Ultinin seviyesi belli. Uçan alttan yani, 6 taneden biri. En güçlülerden biri. En güçlü 6'dan biri abi yani, ulti. Ki 3 bak 3 tane şey var. Yonko sarkolları var. Karako şey var. 3 tane kumandan var. Jack, King'i, Queen değil mi? Aynen. 3 kişiler ardından bu uçan altılı geliyor. Başka biri var mı? Onun dışında hepsi paçoz. O paçozları da şey kullanmış değil ki. Bu da uçan altılı zaten. Oğlum Big Mom'un çocukluğunu hatırlamıyor musun? Alayı güçlüydü lan. Alayı güçlüydü. Güçlüydü yani. Bunlar da o seviyede tuttu yani. Ya şey gibi düşün. Beyaz Sakal'da 10 tane kumandanı vardı ya, hepsi ya, güçlüydü. Bunda da 6 tane. Yani. Toplam 9 tane şey kaçtı. Var. O hani vardı ya kılıç ustası. Kimdi onu? Vista. Vista kaçıncıydı Vista? 3 müydü? 4 müydü? 5. Ha 5. olmasına rağmen Miyavka kafa tutuyordu amına koyayım. Yani. Anladın mı? Şimdi bu adamlar da ya bak. Mangayı da animeyi de izlediğimiz sahneyle kıyaslamamak lazım. Geriye dönük de kıyaslamak lazım. Şu anda yaptığımız gibi arkadaşlar. Bak sen diyorsun ki Yonko'nun sağ koluna karşı kullansa neyse ama uçan altıda o kadar güçlü. Abi nereden biliyoruz? Daha görmedik ki hiçbirinin gücünü. Yani. Kimin gücünü gördük uçan altından? Hiçbirini. İyi. Her biriyle tek tek VS atsın o zaman. Oyun değil ki bu. Öyle değil mi ya? Yani o an ulti denk geldi. Ulti de güçlü yani. Güçlü olmalı zaten bence. Yani o kaç bin tane, 30 bin tane adamı varmış adamın. Muhammed abin gözleri ela mı diyorlar? Ela. Acayip çok iyiydi. Abi şöyle bir durum var ama. Ya bak şöyle bir şey var. Adamın 30 bin tane adamı var. Onların için en güçlüyü seçip o 30 bin tane adamı kendisi ölmesi lazım. Zaten Kaido Howard'ın teki abi. Bunlarla mı uğraşacak? Abi şöyle bir durum da var. Ulti böyleyse Jack Queen bilmem ne Kaido ne seviyede. Tabii canım. Ama bu uçan altında şöyle bir özel var. Uçan altında da Kaido'nun has adamı olmak istiyor. Yani değil şöyle. Mi bunlardı? Bunlardı değil mi has adam olmak aynen isteyenler? Yarış Queen, var dedi hatta Queen, şey. Bak Queen, Jack, King. Bunların seviyesine çıkmaya istiyorlar. Bunları. Aynen. Ama şöyle bir şey var. Queen yarışmayı şey için yaptı. Uçan altılı olmak isteyen dedi. Aynen. Altılıya girmek isteyen. Ha altıya girmek isteyenler mi yapmıştı? Buradan sonra fazla ark işlenir mi? Kaç ark kaldı abi sence finale? Sen ne diyorsun? Arkadaşlar. Toplasan bence 6 ark kalmıştır hayır ya. Hayır. Bence daha yok. Daha fazla var mıdır? Hayır. Daha mı az diyorsun? Happy Top 2 ark var. Valla. Zaten bir ark bu kadar uzun sürüyorsa. Wano kaç sene oldu Wano var? 2 sene oldu mu Wano başlayalı? Abi bir sene oldu var. 1 sene mi oldu Wano başlayalı? Wano baya uzun sürdü sanki ya. Wano bak ben ara verdiğimde Wano'dalardı. Bir sene ara verdim. İkinci seneme girdim. Wano'dalar. 2 sene olmuş. İkinci senenin içinde yani. 2,5 sene falan olmuş herhalde. Dur bakayım Wano'nun başlangıcına. Tarihine merak ettim şu anda. Wano baya uzun sürdü ya. Çünkü daha bitmedi yani düşün. 2 sene olmuş Haziran'da. Gördün mü? 2 sene. Az değil ya. Bir ark bu kadar sürer mi? Wano Kuni. Dur bakayım. Wano ark yazayım. Wano Country ark. Heh. 2018 diyor. Anime Manga 909. Manga 909 ne zaman atmışım ben video? Manga 909. 29 Haziran'da atmışım abi. Geçen sene. Wano Ark sonunda başladı yazmışım. Tamam. 29 Haziran'da. Geçen 2018'de atmışım. Wow. 2 sene olmuş tam. 9 gün sonra 2 sene olacak. 2 sene önce Wano başladı. Ki bitmesine daha kaç ay var? Vardı daha 3-4 ay en az değil mi? Ne 3-4 ayı ya? Belki daha fazla. En azından bir 6 ayımız daha var arkadaşlar. Ya düşün bu seneyi yani bitiririz yani. Bu seneyi bitiririz yani. Wano anca Wano'da biter. Ki Wano uzarda gider. Baya uzun bir ark. Wano uzun bir sürecek ha. Zaten o da demedim abi. Wano aynen, çok uzun Wano, sürecek aynen diye. Dressrosa olsa kaç sene sürdü acaba? Hatırlıyor musun sen? Yok. Dressrosa da 2 sene sürdü. Dressrosa olsa 102 manga sayışıymış. Wano şu zamana kadar kaç oldu? Kaçtayız? 83'te miyiz? Bir 70-80 sayı olmuş şimdiden. Yani. Mangada 2 sene sürmüş. Dressrosa. Evet geçiyor abi. Geçiyor şu an. Şu an Wano geçiyor. Ya dedi zaten. Wano diğer arklardan daha uzun olacak. Wano geçecek ya. 117 bölüm Dressrosa. Abi Dressrosa da uzundu da bu bir Yonko arkı ya. Normal bu kadar uzun. Ayrıca Big Mom oğulları ile uçan altılıyı kıyaslama. O zaman Luffy Big Mom'un çocuklarını kullanması Luffy güçlendirdi. Artık herkes de kullanmasın Giyafos'u. Ve Akisi falan da iyice güçlendi artık. Abi demek ki mecbur kalıyor. Ya mecburen abi, kullanıyor abi demek ki. E de bu şey demek değil ki Luffy Giyafos'u kullandı. Aa Luffy güçsüz demek değil ki bu. Kullanır abi adam orada Giyafos'u da kullanır. Adam orada ki Giyafos çok eskide orada kaldı ki. Giyafos'u mu kaldı? Snake Man var.
Bondoman var, Tankman var. Yani eskide kaldı. Gear Force 3. seviye işte daha. Geride kaldı daha Gear Force. Gear Force kullanıyor diye adam yani zayıf değil ki arkadaşlar. Ben anlamıyorum ya. Luffy... Tam görüş farklı. Adam orada şeye dönüşmüş. Antik Zoan'ın meyvenin tam haline bürünmüş. Ona takılmıyorsunuz. Niye onu niye takılıyorsun? Ya herkesi Gear Force'u gösterebilir abi kafasına ya göre. Gösterebilir abi. Ki bu güçlenme yani, gösterisi bence. Misal veriyorum ne görmek istiyorsunuz mesela? Luffy bunu alt etmesi için neyi görmek istiyorsunuz? Tek atacak geçecek amına. Ya öyle de bu sefer de diyeceksiniz ki animenin tadı kaçtı. Bir adam abi şöyle bir durum var. Önceden Luffy Gear Force'u kullanamıyordu Haki'den dolayı. Şimdi patır patır kullanıyor. Bu ne demek? Gear Force'u ustalaşmış abi artık adam. Abi Haki'de ustalaştı adam. Neyse sonra devam edelim abi. Burada kafa tokuşturmaları demek ki ultinin de güçlü olduğu yanlar varmış. Bak ne demiş. Luffy ölebilir yani hastalıktan yaygın. Demek ki o zamanlar Korsanlar Krallığı da Dr. Hill hastalıktan öldü sonuçta sizce. Şey muhabbet işte ya. Yani, Roger muhabbet. Roger muhabbeti. Ya öyle bir şey olsa bile çok bar var. Çok bar zaten o Slugon'un buluşunu söylemiyor. Abi şimdi ultinin seviyesini bilmiyoruz. Nereden biliyorsunuz ultide Ryuaki kullanmıyor? Nereden biliyoruz? Hiç şey bilmiyoruz ki. Abi şimdi direkt vur geç vur geç mevzuya girmeye çalışıyorlar. Herkese tek tek vs atıp da gücünü tam tespit edilemez ki. Ki orada hem page one var hem de ulti var. Yani. Bak biri demiş ki bu manganın altına. Abi bu senin güç dengesinde bir sıkıntın var. Ya da bilerek Luffy'nin gücüyle mi oynuyor? Çünkü bu kızla bu kadar uğraşmamalıydı. Yani bir Katakuri'yi yendi ya. Boru değil ya Katakuri diyoruz ki Katakuri nasıl yendi? Sayılar geçti anasını satayım. Kaç abi, sayı kapıştı? Mangada Luffy Katakuri ile 12 sayı falan kapıştı herhalde. Bayağı kapıştı ya ki çok zorladı animede ya. Animede de 4-5 bölüm kapıştı. Ki saldı Katakuri bir süre sonra. Bir salma oldu yani. Ya tabii ki abi. Kapıştılar yeter artık abi, dediler yani. Abi bak o VS'de kıyaslanma olur. Yani. Burada VS geçmiyor ki. Kızla ne kadar uğraştı. Yani bir tane vurdu ona vurdu burada o kadar. Burada biz mangada görüyoruz. Animede bakalım nasıl uğraşacak. Yani. Anime daha detaya giriyor. Big Mom'un en güçlü adamı değil mi bu herif? Şimdi gelip kıytırık bir kıza Gear Force kullanıyor demiş bilir. Yamato büyük ihtimalle ya Oden ya da Oden'i saklayan odur demiş birisi de. Abi birisi altına şu yorum vermiş. 4-5 senedir uçan altından bahsediyor. İçlerinde Kaido'nun en iyi 3 adamına meydan okuyacak güçlü olanlar varmış. Luffy ile 2 vs 1 atıyor, güç dengesi yok ortada. Ayrıca savaş üstü Luffy alacak gibi duruyordu ikisine. Yani aynen öyle. Savaş üstü Luffy çarpacak ikisine zaten öyle gözüküyordu. Nasıl yani? Adam demiş ki zaten uçan altılığa 5-6 bölümdür bahsediyorlar. Bu adamlar şeyde denildiler. Kaido'nun en sağlam adamlarından biri olacak. Hani o seviyede adamlar. Aralarında Kaido'nun üstüne kafa tutacak adamlar var dediler. Hani bu adamların güçlü olması normal. Çok normal. Yani. Abi bir de şöyle bir şey var. Big Mom'un adamları kendi o çocukları tamam. Güçlü olacak. Ama bu adamlar da bu değil ki abi. Bu adam da Yonko lan. Neyse sonra PayPay çıktı, ulti çıktı. Abi zaten bu şey olayını ben de anlamadım. Kaido'nun çevresinde hep böyle dinozor, yok hayvanlar. Yani hep abi önceki, hayvanat bahçesi gibi. Önceki şeylerde sayılarda bahsettiler ya hani. Aynen hep böyle ya. Hayır bunlar nasıl buldu bu kadar meyveyi? Abi hepsi orijinal. Bak kıdemlilerin hepsininki orijinal meyve. Hem de orijinal antik model ya. Orijinal antik model. Eskileri bak. Kıdemli farkındaysak kıdemlilerinki orijinal meyve. Ötekilerinki smiley. Aynen. Slime yani. Hayır abi bunların meyveler orijinal. O dedikleriniz yapay meyveler değil. Yapay meyve değil ötekiler. Page 1'la ultininki yapay değil abi. Bunlar orijinal meyve ya. Abi en basit söylemiş 30 bin tane zon meyvesi olmaz ki ya. Yani tabii canım. Ya Pakişa Palazor falan diyor ya Spinozor. Page 1. Bunların meyveler orijinal babacığım. Smiley falan değil. Smiley olsa bu kadar güçlü olamaz bunlar. Tabii canım. Smiley olanlar yani hani şu yapay meyve olanlar var ya onlarınki bir de bu tarz dönüşümlü değil. Öyle değil mi? Evet. Bunlar bu kendisi değil mi ya? Ya Kaido bunları himayesi altına abi almış belli. En basit söyleyeyim. Rob Lucci ile Luffy nasıl kapıştı abi? Antik Zoan bile değil. Ya antiyi geç. Normal düz Zoan ya. Leopar mıydı? Çita mıydı? Kim? Rob Lucci. Leopardı ya galiba. Diye biliyorum ben. Çita değil yok Leopardı ya. Leopar modeli ve antik zoan. Bunların hepsininki antik zoan. Abi orijinal belli değil. Bence Momo yapay ejder meyvesi yemiş ki o hatırladığım kadar başarısı meyvedi. Abi şu ultininki yapay olma ihtimali var mı? Ama yapaylar böyle bir dandik oluyor ya. Bu bildiğin bunlar güzel ya. Baksana ya. Bu güçlü ya. Abi ve antik zoan meyvesi diyor. Aynen. Ya belirtmiş yani antik zoan meyvesi. Yok canım ulti yaz. Bak ulti yaz Google'da tamam mı? One Piece ulti yaz. Yazar orada meyvesi direkt. Yapay mı değil mi hesabı? Yok daha yeni çıktığı için manga yazmamışlar galiba.
Yok, henüz yazmıyor. Ben sanmıyorum ya yapay olacağını zaten bunun. Abi yok, yapay değildir. Yapay ya. Değildir ya. Abi farkındaysan bazılarının da şey diyor hatta. Yapay meyve olarak da bahsediyor. Aynen. Yapay meyve olanlar. Zora'nınkinde bir kapıştı adama göstermiş miydi? Meyvesinin şeyini. Aha, açayım. Açmıyorum. Beyler ekran veremiyorum çünkü YouTube açacağım için. YouTube şey yasak. Ekran vermem yasak yani YouTube'a. Dur bakalım abi. Zora'nın kapıştı adamlara. Zora'nın kapıştı adam da gösteriyor muydu acaba? Gösteriyor büyük ihtimalle. Adamın meyvesinin şeyini. Kaç sene önceydi ya Zora çıktı? Az önce daha gelmedik herhalde ona. Daha gelmedik ya abi. Baksana Zora'ya gelmemişiz daha. Zora'ya daha gelmemişiz abi. Bir geç hemen bir bakalım ona. Neyse burada kapışıyorlar. Geç. Hareketlerine bakalım görünüşüne falan. Burada Luffy atılıyor değil mi burada? Luffy atıyor. Bayağı hızlı atılıyor. Ha, kafasından Luffy, tutuyor boynuzlarından. Aynen. Hızlı sıçrayıp Luffy kafayı fırlatıyor. Yere indiriyor. Yere indirmiyor, fırlatıyor. Bakayım. Buna böyle çevirip. Ya arkasına geçiyor böyle tutup fırlatıyor. Ha, bak fırlatmış, yere fırlatmış aynen. Aynen. Luffy 2 vs 1 yapmasına rağmen vuruyor. Ve sonra Page 1 vuruyor. Lastik yapıyor Luffy, üflüyor abi. Elefant da gun atıyor hemen Page 1 OS'ına aldı. Abi Luffy çok hızlı yalnız. Bak şuradaki sahnelere bak, Luffy bayağı hızlı hareket ediyor bir de. Tabii canım, Elefant bunu ne kadar uğraştırıyor. Page 1'ı tutuyor, sonra diğeri saldırıyor. Bak Lady Ulti tamamen dinozora dönüştü. Bak sonra böyle dinozor formunu görüyoruz bunun. Yani, bak kim yapay şeytan vesi kullanıyordu? Biri. Aralarından biri. Yarım yamalak dönüşüyorlar. Bunlar tam dönüşebiliyor. Aynen. Hem tam dönüşebiliyor hem aslan yarım yamalak dönüşüyor. Aslan meyvesi yedim diyordu ya. Aslan buradaydı göbeğinde. Aslan buradaydı. Holden miydi neydi o ya? Holden. Öbürü mesela Holden mi ne yanlış hatırlamıyorum. Zoadasındaki herif vardı ya. Koç meyvesi yemiş. Kolunu koça dönüştürüyordu. Yapay meyveleri harbiden yapay yani. Bunlar orijinal meyve. Sonra Yamato geliyor ki Yamato'nun gelişi fena bir şey ya. Bir anda Kaido'nun Luffy'ye vurduğu sahne geldi. Yalnız şöyle bir durum var. Lanet olsun güçlüsün diyor. Burada Luffy'yi tutuyor. Demek abi fiziksel özellikleri güçlü adamların. Antik meyveleri var abi. Antik meyveleri de. Antik dolayı çok güçlüler. Normal abi, antik meyvesi var. Meyvenin gücünden dolayı çok güçlüler. Sonra Gyarados'u kullanacak Luffy. Bir de şöyle bir şey var. Zoan türü fiziksel hasara karşı çok dayanıklı bir meyve. Aynen. Sonra Gyarados'a geçecek tam Luffy, geçemiyor. Aynen, orada Yamato geçiyor. Tam geçecekken Yamato gelip durduruyor. Demek ki Gyarados'u ile kaç vurur onu bilemiyoruz artık. Belki de Luffy artık Gyarados'u geçeyim, buna iki tane sallayayım gideyim diyor, diyecekti. Belki de o kafadaydı. Yani. Onu da bilmiyoruz. Hani diyemiyoruz abi Antik Zoan'la Gyarados arasındaki farkı şu an anlayamıyoruz yani. Çünkü geçmemiş zaten adam. Adamı tutmuşlar, adam elbet kaçmak isteyecek. Buradaki yer sokorunda kurtaramaz Luffy'yi. Demek ki Tadu da kurtaramıyor belli ki. Belli ki haki kullanacak. Tak ne yapacak? Gyarados'a geçecek adam otomatik. Ne olacak ki? Başka ne bekliyor? Abi Luffy artık eski hislerinde değil. Hisleri daha da güçlü. Aynen. 8'li gök gürlemesi. Burada bildiğin Kaido'nun özelliğini kullanıyor Yamato. Oden şekliyle. Ellerindeki bu hapis demek ki Kaido bunu hapsediyormuş abi. Öyle gözüküyor. Yani bu hapisin, bu zincirlerin iki anlamı var. Ya Oden, ki Oden olma ihtimalini biz düşünmüyoruz. Ben düşünmüyorum en azından. Ya büyük ihtimal bu var ya, Oden hayra. Oden fanı, ben de öyle düşünüyorum. Ama Oden nereden? Fanı. Oden nereden gördü? Kaido yanına getirmişti önceden bunu. Mu acaba? Yani. Oden zamanı. Oden zamanı da olabilir. Oden'in geçmişini de öğrenmiş olabilir. Aynen. Her şey olabilir şu anda. Oden'in geçmişini öğrenip Oden'in liderliğini. Mesela baba küçükken mesela babasına asiydi. Oden'i öğrendi. Oden'i araştırdı. Oden'in hayat görüşünü, ülkesini düşünme görüşünü benimseyip Oden'e hayran olup Oden gibi takılmaya başlamıştır. Düşüncelerini Oden gibi bildirmiştir babasına. Babası da bunu hapsetmiştir mesela. Bir de antik zonları fazla bilmeyelim. X-Drake Pasifik'ten tek yemişti ama X-Drake güçsüzdü abi o zaman. Ne diyor? X-Drake diyor antik zondan, antik zon olmasına rağmen tek yemişti Pasifik'te. O zaman X-Drake güçsüzdü ama şu an yer bir ısırıyor abi, şu anda yani. O zamanlar meyvesini tam kullanamamıştı ki. Sonra abi. Şu anda mesela ona bakarsan Wano'ya arkana şey Kaido'nun adasına gittiğinde adamlarıyla kapıştıydı ya. Evet. Oradakiler mesela dağıttı demek ki. Sonra orada abi Yamato giriyor. Yamato saldırıyor şey ki Yamato baya büyük yani. Çok da büyük değil aslında. Normal boyut var Luffy'den. İşte kategori boyutuna falan 2 metre. Hemen kaç, hemen. Kaç metredir? 3 metre civarında. 3 metre falandır ya. Bir dev boyutu civarında. Yok ama bir Kaido boyutu da yok. Yok. 3,5 metre civarında bir Kaido'dan şeydi. Bu çıkması da biraz garip. Değil mi? Sence peki üvey oğlu olma ihtimali var mı? Sence Kaido'nun öz oğlu mudur? Özdür. Öz müdür diyor. Bu şekilde cüssesi falan bakaraktan, topuzu kullanmasına bakaraktan. Yaşı kaçtır sence Yamato'nun?
Büyük ihtimal... Çok fazla yoktur ha bence. Yok, 25 civarı falandır. O kadar büyük diyorsun yani. Yine büyük değil mi sence? Luffy'den büyük sonuçta. Büyük de 25 civarı falandır. Bak genç efendi Yamato diyorlar. Tamam 25 genç. Civarı bir şeydir 25 abi işte. Diyorsun. Yani 25 yaşında nedir yani Luffy de zaten şu anda 20 yaşında misal. 20 yaşında Luffy de zaten. Onda o animeye bakma yani zaman geçiyor. 20 yaşında falan de işte sen onu. Sonra yakalanıyor. Efendi Yamato'nun karşısına vermeye. Efendi Kaido onu istiyor. Şimdi bu adam sürekli yakalanmış. Kaido bunu istiyor. Bu Pit sürekli kaçan biri. Aynen. Hasır şapkalı Luffy. Adın bu değil mi diyor. Hani adından da emin değil. Luffy mi değil mi? Hiç görmemiş yani çünkü ha. Sonra Luffy öyle kaçıyor bir anda. Ve kaçışı da çok komik. Aynen. Kusura bakma sana zarar vermeyeceğim. Luffy'nin bakışı var. Luffy zaten Luffy'de şey huyu var. Biri iyiyse onu anlıyor hemen. İyi biri diyor. Aynen, anlıyor. Güveniyor. Hakiden anlıyor. Hakiden. Aynen onu hissediyor. Onun özelliği var Luffy'de. Var. Luffy'de o özellik vardı. O hissiyat var. Onca zamandır gelmeni bekliyordum. Hangi zamandır? Senelerdir mi? Yoksa haftalardır mı? Luffy çıktığından yani, beri mi? Yani Luffy adaya ayak bastığından beri. Beri mi acaba? Adım Yamato. Kaido'nun oğluyum. Dost mu düşman mı? Dostum düşman mı? Dost abi değil mi? Hepimiz dostuz. Ya ben abi. Şey diyorum ya. Sen ne diyorsun ya? Ben şunu söyleyeceğim sana. Bak Zoro'da Zoro'nun kapıştığı adama bak. Bak gördün mü? Kıskaca aynen. Bak. Yetenekliler bak. Yarısı var o kadar. Aynen. Yarım yamalak. Tam meyveli bak. Bu da yarısı. Ha, bu da yarı. Bu da yarısı. Kollar eller falan olmuş. Aynen. Bunlar tam değil. Giftersler belli oluyor abi. Direkt belli oluyor. Aynen. Yani yetenekliler. 500 neredeyse 500 kişi kadarız diyor yani. Zoro giftersleri deşip deşip geçiyor. Heh sana şunu diyeceğim ben. Abi genelde böyle şey konusu da vardı. Yok Luffy'yi bekliyoruz falan. Genelde bu konu şeye çıkıyor. Antik yüzyıl. Joy Boy. O tarz şeylere çıkıyor. Hani evet. Aleyküselam kazadım hoş geldin. Şey gibi acaba bu bayağıdır bekleyen biri mi? Peki abi Yamato'nun görüntüsünü gördün. Ya o değil. İkimizin de düşüncesi ya Oden'in fanı ya da Oden mi? Oden olma ihtimali sence kaç? Bence yok. Bence yok. Hiç yok. Oden olma ihtimali değil mi? Hiç yok. Nasıl bir hikaye? Ama saçlar aynı. Ya fanı birebir benzemek istiyor. Birebir benzemek fan. Hayranı. Bak herkes şöyle diyor. Maskeli olduğuna göre bence tanıdık. Mı acaba? Abi Oden gibi olması ihtimali yok ki ya. Abi Oden'i yaşatma gibi ihtimali i̇şte var mı? Oden'in boyu kaçtı abi. Oden de bu uzundu değil mi? Bu kadar uzun muydu Oden? Değildi değil mi? Oden de uzundu ya. Ne kadar abi Oden'in boyu? Oo, Oden de bayağı uzunmuş. Değil mi? Oden de bayağı uzun. Uf. 4 metre neredeyse Oden de. Ha yani. Luffy 1.70 ise çok normal. Katakuri 5 metreydi. Bu perşembe A101'de aldın. Şişme şezlong 79 lira 95. Katakuri 5 metreydi. 6 metreymiş galiba. 5-6 civarı işte. Yani bu adam gidiyor bildiğin Oden'in aynı kıyafetini giyiyor. Saçı aynı. Yüzünü bilmiyoruz. Şimdi o da bizi yanıltmak istiyor olabilir. Aa Oden geldi falan görüntüden. Aynen. Yanıltmak istiyor olabilir. Ya bak hem öldü dedirttiriyor. Hem Yamato'yu çıkartıp yaşıyor dedirttiriyor. Bizi saptırmaya çalışıyor. Ne çıkacak abi bu Yamato muhabbetin sonrası ya? Aziz bir reklamı çıktı aslında. Yayına düştü. Oden'in eşi bunu düşünmüş olabilir mi? Çok garip ya. Adım Yamato Kaido'nun oğluyum. Ama bak geri gel bak ne diyor orada. Luffy iyice can sıkmaya başladı. Kıtırık ulti için 4. vites ne yapıyor? Orada tek ulti ile kapışmıyor ki. Yani. Birinci ile de kapışıyor. Page 1 da var orada. İkisinden de kurtulmaya çalışıyor o. Bu Kaido'nun Big Mom'la olan borcu muhabbeti ne abi sence? Can borcu muhabbeti. Ha, muhabbet vardı ya ben sana, sen bana borçlandın falan diyordu. Senin bana can borcun var hesabı. Ha, o muhabbet ne sence borçlanma? Acaba Yamato'yu mu kurtardı? Veya Yamato ikisinin oğlu mu? Veya Kaido bir oğul mu istedi? Ya valla şöyle bir şey de var biliyorsun. Katakuri'nin çocuklarından üçünü Kaido'ya benzetiyorlar. Değil mi? Ona bakarsan gayri resmi de 3 oğlu var o zaman. Ne olacak abi bu arc? Sence bu arc nereye gidecek Muhammed abi? Ne diyor? Her şeyi dur. Sen bir şey soracaktın bana galiba.
Onu unuttum gitti. Şey diyeceğim ben. Sen şey sormuştun ya. Niye? Bu ark kaç ark gider? Bu One Piece kaç ark daha gider? İki ark. İki ark mı kaldı diyorsun? Ne arkları? Elbaf, son savaş mı? Elbaf, denizciler. Denizciler? Son savaş denizcilerle olacak. Tüm olay Elbaf'ta mı çözecek diyorsun son? Elbaf'ta çözülecek. Eraftel? Luffy, Raftel'e giderken denizcilere geri dönecek. Gitmeyecek yani. Gidemeyecek. Denizciler önünü geçecek. Hayda. Luffy ile Raftel'den dördüncü şeyi aldıktan sonra denizciler bunu öğrenecek. Luffy geri çevirmek için büyük savaş çıkacak ha. Büyük savaş. Şu anda denizciler bu savaşın sonunu bekliyor. Diğer aklardan da hatırla. Anladım. Denizciler bu savaşın sonunu bekliyor. Mevzu ne olacak diye. Ya Luffy artık Shanks'a mı gidecek? Yoksa direkt dördüncü şeyi mi arayacak diye. Dördüncü ya yolculuğuna devam edecek diye. Çok ilginç ya. Seri çok farklı yere gidiyor. Haftaya bölüm yok yine. Ya bu korona çok can sıktı ya. Çok uzadı ya. Bölüm yok. Ne bu abi? Anime zaten yok. Anime de yok. Animesiz de kaldık. Sarıyordu lan en azından. Vallahi en azından pazar günü bir şey izliyorduk. Yemin ediyorum bak. Bunlar iyice kafa yedi. 2 haftada bir tatil nasıl satayım diyor Hasan abi. Vallahi ya bu ne abi? Sürekli One Piece yok. Ne bu abi? Sıkıldı. Can sıktı ya. Vallahi sıkıldı. Yani abi tam şöyle sana bir şey diyeyim mi? Şu an her şeyin ortaya çıkıp fight'ların olması gerekiyordu. Tabii. Bence abi. O zamandı artık. Yeter yani. Abi bu korona etti ağzımıza ya. Haftaya bölüm yok. Sonra ne zaman var manga? 2 hafta sonra. Düşün ben yıllık izne çıktım. Bitecek ondan sonra manga okuyacağım ben. Aynen. Yıllık iznin bitiyor, manga okuyorsun. Yıllık iznin başlıyor, manga okuyorsun. Yıllık iznin bitiyor, manga okuyorsun. Valla denizcilerin Shanks ile bağlantısı hakkında ne düşünüyorsun? Abi belli ya. Farklı bir konu var orada. Shanks'ın hain olma ihtimali yok ki abi ya. Shanks hain değil arkadaşlar. Shanks ve Dragon'un daha yüzünü görmedik. İki ark az değil mi abi? İki ark. Nasıl yani? Abi Shanks ve Dragon'un yüzünü görmedik. Shanks ve Dragon hep aynıydı bu abi. İki tane var. Mevzu bitecek. Büyük ihtimal 1323. bölümlerde falan bitecek. Farkında mısın? Baya uzun abi. Baya uzun bir şey söyledim şu an. Farkında mısın? Bölüm verdim. Yani 1320 dedim. 1320 diyorum bir de. Ebesinin gözü daha 900'lerdeyiz yani. 4 ne bu? 5 sene 10 sene oluyor. 400 bölüm kaç sene oluyor? 1300'lere falan görecek herhalde. Ya abi bu nereye kadar böyle ya? Abi bak. Hepsini diğer arklarda çözecekler. Bak şöyle bir şeyim var, düşüncem var. Wano'da mevzu bitti ya. Hı hı. Luffy Tayfa ile beraber dördüncü tableti peşine düşecekler. Elbaf'ta o. Kalıbımı basarım Elbaf'ta. Dördüncü paragrafı değil mi? Tabii canım dördüncü paragrafı Elbaf'ta. Shanks'la Elbaf'ta görüşecek. Elbaf'ta görüşürken ya sop bu. Değil mi? O da olur yani. Şey çıkacak ortaya. Shanks'la düellosunu yapacağı sırada kara sakallı hesaplaşacak. Hadi bakalım. Tam Shanks'la kapışacak ya. Aynen. Yonko devri Elbaf'ta bitecek. Bak ben kendi teorimi söylüyorum. Sizin düşüncelerinize de saygım var. Bir şey anlatayım. Ondan sonra sizi de dinleyeceğim. Elbaf'ta Yonko mevzusu bitecek. Ne anlamda bitecek? Ya Yonko'lar bitti. Kaido, Big Mom. Peki Kaido, Big Mom ne olacak bu ark? Devrilecek mi sence? Devrilecek. Bitecek diyorsun değil mi? Çoğu bitecek. Bitti. Bundan sonra Elbaf'ta da kara sakalla Shanks hesabını görürken Luffy onları da bitirecek. Sana bir şey diyeyim mi? Ben de diyordum böyle şey diyordum. Bu ark devrilmez Kaido, Big Mom. Bak geçen ark Big Mom adasında tamam Big Mom devrilmedi de Big Mom'u devirmek için çok bir sebep yoktu. Aynen. Şu burada, an bayağı bir sebep oluştu. Aynen. Burada hepsi devrilecek. Farkındaysanız Luffy Roger'ın yapmadığını yapıyor. Şöyle bir şey daha var. Shanks'la kara sakal kapışacak. Luffy yüzleşmesine izin verecek. Luffy ile Shanks'ın tayfası yüzleşecek. Shanks'la Luffy yüzleşeceği sırada kara sakal basacak. Kara sakal Shanks'ı hezimete uğratacak. Shanks
Luffy hem Shanks'ın hem abisinin intikamını alacak. Shanks diyecek ki sen beni geçtin diyecek. Yolun açık olsun diyecek. Luffy gönderecek. Luffy giderken denizciler kozlarını çıkartacak ortaya. Ne var ne yok ortaya dökecekler ha. Ne var ne yok ortaya dökecekler. Luffy gidiyor diyecekler. Luffy'yi durdurmak için de Luffy yolundan geri döndürecekler. Tak. Ortaya ya Vivi muhabbeti çıkacak ya Sabo muhabbeti çıkacak. Sabo ile Vivi'ye ne oldu? Belirsiz halin hepsi. Bir şeyde denizcilerin elindeler büyük ihtimal. Luffy de bırakacak şeyi. Korsan akıllı. Korsan akıllı'na gitmeyecek. Geri dönecek. Filo ile beraber bütün ittifaklarıyla denizcilere girecek. Denizcileri bitirecek oradan. Ama şöyle bir durum da var ya. Olup mevzuyu burada da bayağı Luffy ittifak kazanacak. Diyorum bu ya. Arkta. Bu arkta süpernovaları da kazanabilir. Tabii canım. Kitto'yu Mitto'yu ama kazanacak bu ark belli yani. Kazanacak da. Hani şey gibi düşün. Beyaz sakallı Roger gibi düşün. Aynen. Gayri resmi ittifak olarak olacak aynen. O. Birbirini sevmiyorlar ama bir anlamda saygı aynen, duyuyorlar. Aynen saygı duyuyorlar olacak. Geleceğin teorisi. Baya bir geleceğin teorisi oldu benim. Kitto'yu kazandı bile diyor Hasan abi. Doğru söylüyor. Kitto'yu kazandı ya. Marco Dragon tar- Dragon ne abi biz anlamadık. Arkadaşlar ben ben de o teoriyi dedim ama. Gerek yok ki. Gerek yok. Marco tayfaya katılacak dedim ama büyük ihtimal Marco tayfaya katılmayacak. Kendi teorimi kendim çürütüyorum. İttifak abi Marco gerek yok ki. Yok. Marco şuradaki korsanlarını geri kurup Luffy yardım ittifak olacak. Yani öyle zaten. Gerek yok ki. Gerek ya zaten onu girdiğinde belli etti. Shirohige korsanları geri döndü dedi. Aynen. Yani Shirohige gerçi o girmeden önce ben o kendi tezimi kendim çürüttüm de Shirohige'nin şeyi tayfası geri döndü. Shirohige'nin tayfasına Luffy'nin ittifakı olarak Weevil mı oldu harbiden Weevil mu abi? Abi niye bu kadar bir sürü şey var kapalı? Hiç ya farkında değilsiniz. Denizcileri tamamen kapattı o da. Denizciler komple yok piyasada. Silindi. Weevil nerede? Weevil, Edward Weevil nerede? Denizcileri komple somutladı. Herkesi buraya odakladı. Bak büyük savaş denizcilerle olacak. Denizciler ve korsanlar olacak. Korsanların tamamı Luffy'nin tarafına geçecek. Ya abi bak. Oda'nın benim bu seriyi bitirmekteki en büyük arzum son savaş demişti. Son savaş Marineford'dan daha iyi olacak. Marineford demesindeki en büyük etken denizciler ve korsanlar arasındaki en büyük savaş. Yani son savaş olacak bu. Ve bunun başını o zaman Shiragi çekti. Bu sefer başı Luffy çekecek. Değil mi? Manga ama Yonko'lar olmayacak bunda. Burada bu sefer Yonko değil. Luffy gayri resmi yollarla korsanlar kralı ilan edilmiş olarak basacak orayı. İki Yonko ile kapışacaklar, birbirlerini kaybederler. Ölümsüzse arka sonuna kadar güçsüz kalır, köşe güçlenmeyecek. Abi birileri de gidecek ha bu arka. Yonko var, Sonko var, iki Yonko var. Kesin ölen olur değil ama mi? Luffy tarafından ölen olmayacak. Şöyle bir şey daha var. Bu teke tek büyük ihtimal savaşlar olmayacak. Savaşlar büyük ihtimal teke tek olmayacak. Diyorsun ha? Ama Luffy'nin savaşı Kaido ile beraber teke tek olacak. Öyle tek mi? tek vs Luffy ile Kaido olacak. Luffy Kaido kapışırsa yer yerinden oynar lan birebir. Zaten öyle. Ama onun dışında herkes ikişerli veyahut da tekerli nasıl gücü kim kime yeterse. Abi teke tek vs'ler olmayacağını şuradan hesap edin. Nekomamushi ile Inuarashi Jack ile kapışacak. Aynen orasını anladık. Yani. Yani Kaido Luffy'ye karşı üf. Luffy nasıl alacak Kaido'yu? Abi zaten en büyük vurgun Luffy Kaido savaşı bittiğinde yapacaklar aynen, zaten. Aynen nasıl olacak abi? Luffy en büyük prestijini, dünyaya korkuyu Kaido ile Luffy'nin savaşının finali verecek. Luffy ile Kaido kapışırsa abi, bitti olay. Luffy kimsenin yapamadığını yaparak ilerliyor. Hep öyle oluyor genelde. Bak, hep öyle oluyor. Luffy kimsenin yapamadığını yaparak ilerliyor. O Big Mom da bir tecrübe edindi. Birkaç kere çaktı Big Mom'a. Kaido'ya da geldi çaktı. Böyle bir öğreniyor anladın mı? Öğreniyor. Dayak yiye geliyor. Luffy gelişiyor. Geliştirdi. Bacağı bir geliştirdi. Hasan abi diyor ki süpernovalar ile beraber yapacak diyor Kaido'ya. Yok süpernovalarla beraber girmez. Ama bak ben size diyorum. Her zaman ve her zaman aynısı oluyor. Luffy
geçmişteki insanların yapamadığını yapmış biri, yapabilecek biri olarak gösteriliyor. Genelde ben bana iddiaya girelim diyorsun abi sen de. Tamam lan neysin? Abi şöyle bir durum var. Ama bir sürü şey var, bir sürü faktör var. Emma, kayduyu kesen kılıç. Onunla zora mı kesecek diyenler de var şimdi ortada. Anladın mı? O muhabbet de var. Abi şimdi şunu da pek sevmiyorum. Şimdi geleceğin muhabbetini yaptığın için tartışma büyüyor. Anam bir şeyler çıkıyor şöyle sürekli. Şöyle bir şey var. One Piece evreni öyle bir şey ki abi. Sen kazansa ikinize de alacağım diyor. Ne alacak? Yemek mi alacak? Biliyorum herhalde. Kazak alacakmış kazak. Sen kazansam tamam. Kazak alacaksın diyor. Tamam ben kaybedersem sana kazak alacağım. Ben de alırım. İki tane alırız. Tamam. Onu da alır ben de. Zaten genelde şey çizildi ya. Hasan var ya şarka bak kaçta göz arası iki tane kazak alacağım diyorsun. Düşünüyorsun ha sen var. Oğlum Kayserilisin de beni mi yiyorsun lan? Kayserilis. Abi genelde şöyle bir fotoğraf vardı ha. Süpernovalar. Genelde bunu var ya çok gördük bak. Dur bir açayım. Kim açılırsa buradan. Ha genelde bunu çok gördük. Kaido, Luffy, Süpernovalar önde. Görüyor musun fotoğrafı? Genelde onu çok gördük. Bu olmayacak arkadaşlar. Hasan abi diyor ki bu olacak diyor işte. Dur. Size şöyle söyleyeyim. Küçük kardeş biraz fotoğrafı tam görsün. Gözükmüyor mu şu anda? Tam gözüküyor. Bak şimdi. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şu sahne olursa geriye kalan adamları kim açlayacak abi? Bana biri bunu izahını yapsın. Bak Sanji. Sanji. Bir kere Sanji ile Kaido ne alak? Sanji atın bir kere. Sanji yok. Sanji atın abi. Bu bir kere fan art. Fan resmi bu. Fanların yaptığı. Bak Sanji. Şey. Sanji yok. Tamam Sanji at. Buraya kim gidiyor biliyor musun? Zoro'ya sağlam bir adam düşer. Zoro'ya sağlam bir adam düşer. Zoro Kaido'ya kadar şey yarasız gidemez yani. Abi Zoro. Abi bak bu tamamen fiyasko. Siz buna aldanmayın ya. Abi Sanji, Big Mom, ya Kaido çok saçma ya. Ya bak şöyle bir şey olur anca. Teke tek vs olmayacak. Sadece Luffy ile Kaido'nunki teke tek vs olacak. Diye düşünüyor Muhammed abi. Lol, lol. Usopp adı üstünde yalancı. Abi böyle bir karmaşa. Diğer o 40 bin adamı kim ne yapacak abi? Yalnız Basil Hawkins. Ne bileyim Basil Hawkins, Zoro, Apo. Abi şöyle bir şey daha var. Bak şöyle bir açıdan da göstereyim size. One Piece Stampede'de ne oldu abi? Bullet'te kaç kişi kapıştı? Ne bileyim Luffy'nin kapıştığını gördüm ben. Başkası kapıştı mı? Luffy'nin desteğiyle 4-5 kişinin desteğiyle Luffy gitti. Luffy değil gitti mi? Sonunda Luffy gitti. Ama yani. Son darbeyi onlarla vurdu. Ama burada öyle bir şey olması imkanı yok. Kafayı oradan dolayı karıştırıyor. Muhammed abi diye demek istiyor ki karşıda çok rakip var. Herkes zaten biri düşecek. Kaido'ya gücü yetmez hiçbirinin diyor. O abi Kaido'ya kimse gitmeyecek. Luffy sadece Kaido'yla kapışacak. Ya şöyle bir şey 40 bin tane adam var. 8 tane adam Kaido'ya girecek. Bana kalsa kim girer biliyor musun? Luffy, Law, Kitto. 3'ü kalacak Kaido'ya. 3'ü kalacak. Kitto ile Law'u ezecek. Luffy ile birebir atacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Bak Law da Kitto vuramayacak ama. Ezecek bak, Kaido. Şöyle bir şey olacak. Law. Bak. Süpernova bak. Herkes Kaido'da şansını deneyecek. Bak herkes Kaido'da aynen, şansını vuracak. Deneyecek. Ezecek ama hepsi. Ama kimse Kaido'nun karşısında duramayacağını anlayacak. Rakip değişecek. Luffy en sağlam şeyin rakibi. Kaido'nun rakibi Luffy oldu. Anlaşılır herkes elini eteğini çekecek arkadaşlar. Bence de öyle. Her zaman böyle olmuştu. Bir güç farkı anlaşacak o Luffy ile Kitto ile Law arasında. Abi, onu anlayacağız yani. Süpernovalar arasında bir güç farkının olduğu süpernovalara bu anlatılacak burada. Daha çok şey mevzu çıkar. Abi Zoro'nun kaptanı dururken başla kapışması abi, mantıklı mı ya? Ya Law'un bence Law olacak. Abi Law kim? Kaido kim? Luffy atıyor. Abi, Luffy tokatladı. Luffy tokatladı. Yerden yere vurdu. Luffy tokatladı. Kaido mu yenecek? Yok çok güç farkı var ya. Abi dehşet güç farkı var. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Biraz şey hani biraz hani mantık çerçevesinden bakalım ya. Süpernovalar. Biraz fanart teorisi oluyor ya. Peki Kitto mu güçlü Law mu güçlü abi sence? Kitto daha ağır basıyor ya bence. Değil mi? Fiziksel olarak Kitto ağır basıyor. Law zeki ama Kitto o kadar da güçlü değil bence ya. Bırakın Law strateji yapsın. Kitto Luffy dalsın. Mevzuya dalsın. Aynen.
kitle de o şey var. Bırakın lav strateji yapsın, kiti salın ortaya dağıtsın. Ya Luffy'nin Supernova'ya işte en büyük rakibi Kit. Kit de Love değil. Kalmadı ki zaten. Love değil. Diğerleri zaten hiç değil. Bir de Karasakal ama. Karasakal da ön kolu zaten. Karasakal gitti zaten ya. Gitti, açtı kendini. Bak ben size diyorum. Bak Muhammed abi demiş de dersiniz. Shanks'la Kaido şey Shanks'la Karasakal, Luffy ile Shanks yan yanayken çıkacak ortaya. Bence şey çok güçlü ya. Kitto güçlü ya. Bence Kitto güçlü. Niye? Shanks'a girdi adam. Hiç umurunda değil. Kolunu kaybetti. Adam devam ediyor. Kolunu kaybetti abi. Devam Shanks ediyor. Umurunda değil. Üstüne Kaido'ya girdi adam. Adam fena manyak lan. Arkadaşlar Kitto. Ben bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Shanks hain değil. Shanks tarafsız bir tarafta olduğu için Gorosei'lere kadar görüşme yetkisi var. Sen de. Yani genelde öyle abi. Shanks saygınlık görmüş. Adam savaş istemiyor. Hani savaş isteyen bir yapıda değil. Hani diğer ya diğer korsanlarla bir değil yani. Abi Shanks'ı yağmacı biri değil. Shanks'ı bence başından beri Luffy'yi bekliyor orada. Gelsin ki son noktayı bombayı koysun, anladın mı? Luffy'siz olmaz diyor. Biri gelmesi lazımdı. Roger tarafından biliyordu. Shanks de o kişinin kendi olmadığını biliyordu. Aynen. Adamı saldı, geri güçlendi, çekti. Bıraktı abi olayı. Güçlendi, bıraktı. Luffy izliyor abi adam serinin başından aynen beri. Bakmıyor mu? Belli olmuyor mu? Zararsız biri olduğu için Gorosei'lere kadar görüşme yetkisi olan tarafsız bir taraf neresi diyor abi de. Tarafsız bir taraf mı? Bak. Ne denizcileri tehdit ediyor, ne sivil insanları tehdit ediyor. Yani hiçbir yaygın yapıyı dağıtan biri, yani hani karşılığı olan biri değil. Mesela Kaido'dan örnek vereyim. Doffy'den örnek vereyim. Kaido hep korsanların hepsi sivil halka zarar veren bir korsan grubu. Ne bileyim denizcilere tarafa karşı zarar veren bir korsan grubu var. Ama Shanks hep ortasında durmuş. Kim haklıysa veyahut da kim haksızsa onun yanında durmuş. Hani kim zayıfsa onun yanında durmuş. O zaman bir tarafı var yani diyor. Tarafı var. Ama hani mantıkla konuşarak anlaşılabilecek bir insan olduğunu yani hani abi Shanks şey bir adam ya, genel barışı sağlamak isteyen adam. Aynen. Dünyada. Çünkü bak Kaido. Lafitte gibi düşün. Lafitte gibi düşünün. Şey Lafitte mesela. Var ya Karasakal'ın hani arabulucusu. He. Onun aynen gibi düşünün. Abi Shanks'ı işte genel arabulucu. Mesela şey Kaido Marineford'a gidecekti. Shanks'ı durdurdu. Niye durduruyor mesela? Niye durdurdu? Hiçbir kazancı var mı? Yok. Hiçbir kazancı yok. Maksat Ace'i seviyordu. Ace'i kurtarılmasına engel olmadı. Olmasın istedi. Ses atabilsem yemin ederim kahkaha süperdi diye attım. Ne? Attığım kahkaha süperdi diyor. Kimi? Hasan abi. Neye? Kahkaha atmış, konuşuyoruz ya. He. Yamato Kaido'ya tek dalacak ve Luffy ölecek. Luffy sinir krizi geçirip Kaido'ya tek başına. Ne diyor? Yamato Kaido'ya tek dalacak ve ölecek. Yamato. Kaido öldürüyor Yamato'yu. Luffy sinir krizi geçirip Kaido'ya. Çok da önemliydi Luffy için şey Yamato zaten. Yani 2 bölümde. Abi, daha ne zaman? Yeni çıktı zaten. Abi Luffy'nin sinir krizi geçirip Yamato'nun ölüp de sinir krizi geçirene kadar kaç kişiyi Kaido esse de Luffy sinir krizi geçirir. Öyle değil mi kardeşim? Ya da seride şey yok ki. Yamato'ya gelene kadar kaç kişi var? Seride şey yok. İstediğin kadar sinir krizi geçir. Biri senden güçte sıçıyor ağzına. Taktik var. Plan var. Öyle bir şey yok yani. Yok. Şey gibi değil yani. Gon'um ben power up alayım. Pat bir tane koyayım Pito'ya falan. Sinir krizi geçireyim. Öyle bir şey yok. One Piece'de öyle bir dünya yok ya. Ben hiç öyle bir şey oldu mu? Olmadı. Yok. Sinir krizi geçirip kimse kimseyi tokatlayamadı yani. Güç farkları vardı daima. Luffy kaç kere mesela sinirlendiği halde ve Zoro istediği kadar sinirlensin Kaido yok eder Zoro'yu şu an. Tabii yok eder canım. Yani istediği kadar sinirlensin. Yani. Luffy de ölse orada Kaido yine öldürürdü Zoro'yu bence. Yani. Kaç tane sinirlenip güçleşebilir ki? Bir güç farkı var zaten. Haki zaten bu yüzden var abi. Bir yere kadar. Abi bence Kaido'yu Sasuke'yle Naruto edinecek. İkisi bir alıp. Salak salak konuşmayın demedin ama kanka. Ha, salak salak konuşma lan. Lan ya. Ne sayı? Nereye gidecek manga? Bunları söylediğini söylemiş oldum Hasan. Konu o kadar dağıldı ki senin mevzuyu söyleyemedim Hasan'ım ya. Ama Cüver için bunu. Ya beni çıldırttılar. Telefonun ekranının haline bak. Lan bitireyim mi abi incelemeyi? Diyeceğim başka bir şey var mı? Ya diyeceğim başka bir şey kalmadı.
Tamam abi, bu incelemenin sonuna geldik. İnşallah başka bir günde Muhammed abinin teorileriyle karşınızda olursunuz. Hadi Attack on Titan'a geçelim. Attack on Titan'a mı geçiyoruz? Geçelim. Herkes buradayken.